Parantez programından merhabalar sayın seyirciler. Yeni bir günde karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan ana başlıkları konuşacağız. Tabii o kadar çok başlık birikti ki hepsini konuşmak mümkün değil ama satır başlarıyla beraber konuşmak, gündeme getirmek istiyoruz. Özellikle son dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik yapılan hakaretlerin sürekli gündeme getirilmesi, devlet ricalinin karşısında bu açıklamaların yapılması, bu çıkışların ne anlama geldiğini konuşmak istiyoruz. Minberlerden, hutbelerden Atatürk'e hakaret bir alışkanlık haline geldi. Fakat çok ciddi tepkiler söz konusu. Türk milletinin aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusuna yapılan bu saldırılara ve küstah çıkışlara yönelik vermiş olduğu tepkiler de çok anlamlı. Bunu konuşmak gerekiyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ekseninde. Tabii zaman geçti ama Suriye'deki seçimlerin bölgeye ve dünyaya yansımalarını konuşmak gerekir. Uzun zamandır 2010'lu yıllardan beri bugüne kadar Suriye'de yaşanan iç çatışma, aslında işgal süreci ile beraber bugün gelinen noktada Suriye'de gerçekleştirilen seçimler aslında çok iyi bir oran. %78'lik katılım neticesinde %95 oy alan, %95'ini oy olarak alan Esad yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Suriye'nin devlet başkanlığına seçildi. Esad'ın yeniden başkan seçilmesi bölgede nasıl bir yankı uyandırdı? Türkiye ve bölgeden gelen açıklamalar ekseninde de bu konuyu konuşmak, değerlendirmek istiyoruz. Tabii özellikle Türkiye siyasetine, bölge siyasetine baktığımızda, dünya siyasetine baktığımızda Suriye meselesinde de haklı çıkan bir devlet adamının, siyaset adamının açıklamalarını, öngörülerini de yeniden gündeme getirmek gerekir. Profesör Doktor Haydar Baş'ın aslında ilk günden beri Suriye ile alakalı öngörüleri noktasında tam isabet eden çok önemli bir yere sahip. Ekonomi başlığımız, son başlığımız olacak. Aslında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Türkiye'nin 2021 yılının ilk çeyreğindeki büyüme rakamını açıkladığı rakamlar gerçekleri yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu konuğumuza soracağız. Uzun zaman oldu araştırmacı evet. Yazar Hasan Hüseyin Tekin'le beraber stüdyoda. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Uzun bir sıkıntılı bir süreç geçirdiniz. Evet. Şimdi nasılsınız? İyisiniz? Daha iyiyim. İnşallah atlatmaya çalışıyorum yine. İşte korona bizi de vurdu bildiğiniz evet. gibi. Hem hastanede tedavi gördüm, evde de tedavi gördüm, devam ediyorum. İnşallah millet olarak da hep birlikte aşacağız bu meseleyi diyoruz. Geçmiş olsun diyorum. Aslında bu süreç içerisinde o kadar çok konu birikti ki hem Türkiye'de yaşananlara baktığımızda bu koronavirüs pandemi süreciyle beraber ekonomiyi konuşuyoruz. Siyaset çok farklı bir noktada tartışmaları sürdürüyor. Çok farklı tartışma bahisleri var. Karşı karşıya gelme noktaları aslında gerçek gündemin konuşulmasına da bir manada engel oluyor ama son dönemlerde özellikle tabii tarihi açıdan yine soracağım ama bu hutbelerden, minberlerden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sarf edilen çıkışlar ne anlama geliyor? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapmaya çalışıyor sorusu hep aklıma geliyor açıkçası. Size de sormak istiyorum. Yani imamların bir vazifesi de kürsüye çıkıp Atatürk'e hakaret etmek mi? Böyle bir durum mu söz konusu? Hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem aslında bu meselelerin gündeme getirilmesinin de bir manası, bir anlamı var mı? Bunu da görmek lazım. Çünkü Atatürk ve Türk milletinin bağ konuşulmaz ve tartışılmaz bir yerde Türk milletinin Atatürk'e duyduğu sevgi, ona duymuş olduğu bağlılık, duymuş olduğu saygı ve minnet tartışılacak bir mesele bile değil. Fakat bu meseleler neden ısıtılıp gündeme getiriliyor? Diyanet merkezinde bu meseleler neden manşetlere yansıyor? Nasıl yorumluyorsunuz? Tabii çok üzücü bir durum. Aslında meseleye hani vefa açısından, hani ahde vefa veyahut da işte yapılan iyilik, hani İyiliğin karşılığı iyiliktir diyor Cenab-ı Hak Rahman suresinde. Yani şimdi Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de defalarca ifade ediyor, bize emrediyor. Fakat herhalde Diyanet bu ayetleri okumuyor. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti döneminde yani böyle bir sistem yoktu. Yani imamların maaşa bağlanması, imamların, müezzinlerin bir kadro elemanı olarak devlet memuru olmaları gibi bir şey söz konusu değildi. Mahallelerde mahalleli kendi içerisinde bir imam seçerdi. Kendi maaşını, iaşesini mahalleli sağlardı. Ve böylece işte camiler çoğu zaman köylerde, efendim jura köşelerde zaten cami bulunmazdı. Çoğu zaman cami bile bulunmazdı. Ve mahalleli, köylü kendi irfanı, kendi aklı, kendi bilgisi seviyesinde hareket ederdi. Ve böyle birisi bulunursa onlar için büyük bir nimetti. Tabii bulunan kişiler
Hani ajan mıdır, deyim midir, nereden geldi? O da belli değildi. Yani Humper hatıratında o sistem içerisinde çok büyük bir imkan elde ettiğini, yani kendi hatıratında anlatıyor ve bir İslam alimi olarak çıktığını, insanlara efendim vaaz ettiğini, hutbeler irad ettiğini kendisi söylüyor. O cehalet ortamında her türlü ajan, şu bilgisizlik ortamında ajanlar cirit atıyordu. Misyoner okulları kuruluyordu. Hristiyanlık faaliyetleri tam gaz devam ediyordu. Şimdi Atatürk komple düşünen bir insandı. Yani Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra hani bu Diyanet işlerini de çok kapsamlı bir şekilde ele aldı. Ve dedi ki bizim imamlarımız, müezzinlerimiz, hani bizim devlet memurlarımız olacak. En az maliyede çalışan, cumhurbaşkanlığında çalışan, efendim bir öğretmen gibi, bir hakim gibi, bir avukat gibi itibarlı olacak devlet anlamında ve bir maaşı olacak dedi. Çok önemli bir şey. Bu daha önce yoktu bakın. Ve onlara çok büyük bir imkan sağladı. Yetmedi. En ücra köşelerde dahi bir cami açıldığı zaman, yani velev ki bunu köylü yapsın veya işte herhangi birisi de yapsa, Diyanet oraya bir kadro açıyordu, açıyor. Halen de zaten bu hani geçerli olan bir şey. Ve dolayısıyla imamlar, müezzinler, imam hatipler yani cami çalışanları layık oldukları ki hani bana göre az maaş alıyorlar. Hani çok eleştiriliyorlar biliyorsunuz. Yani bunlar yatıyor falan değil aslında. Çok kutsal bir görev. Hani müezzinlik, ezan okumak, imamlık yapmak. Bu parayla ölçülecek bir şey değil. Hafız olmak çok üstün bir iştir. Çok kıymetli bir iştir bu. Yani çok itibarlı bir iştir. Çünkü bunlar sadece hani beş vakit aslında namaz kılmıyorlar. Tabii hani yapmaları gereken şeyler var ve yapıyorlar. Yani nedir? İşte dini nikah kıymaktan tutun da işte sünnetlerde, cenazelerde, efendim dini merasimlerde vazife alıyorlar, mevlid okuyorlar. Yani çok önemli işlerdir bunlar. Fakat maalesef günümüzde bu iş çok hani bu imamlar, müezzinler bu konularla çok fazla gündeme geldikleri için maalesef bu mesleklerinin, bu kutsal görevlerinin de üzerine bir leke sürdüler. Şimdi aslında Ayasofya camisi diyoruz artık. İmamı hani önemli bir konum. Fakat bu böyle bir iftira attığı zaman cahillikle, bilgisizlikle bana göre hani kasten demek bile istemiyorum inanın içimden bile geçmiyor. Yaptığı zaman da Cumhurbaşkanı huzurunda bunu yapıyor. Bu kendi mesleğine leke sürer. Bir defa vazifesi olmayan bir işe karışmış olur. Yani bunu demek hiç kimseye faydası sağlamaz. Bakın İslam dininde şöyle bir şey var. Maslahat gözetilir bazı konularda. Yani bazı şeyler Müslümanların faydasına değilse, bakın Müslümanların faydasına değilse onlar söylenmez. Şimdi bu sarf ettiği sözün Müslümanlara, İslam alemine, Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ne faydası var Allah aşkına? Fitneden başka, kargaşadan başka, nefretten başka. İnsanlar İslam dinine, camiye, minbere, müezzine, ezana karşı bir tepki oluşturuyor aslında. Hani onu kahvede söyleyebilir, yani o senin görüşün. Zaten katılmıyoruz da senin görüşüne kusura bakma. Git kahve köşelerinde konuş söyle ama bunu minberden söyleyemezsin. Devlet imkanlarıyla, Atatürk'ün sana sağladığı imkanlarla, Atatürk'ün sana sağladığı kadroyla, Atatürk'ün sana sağladığı vatanla ve de mabet içerisinde bunu diyemezsin. Ya Atatürk olmasaydı bir defa Ayasofya diye bir müze bile olmayacaktı, bir cami bile kiliseydi orası şimdi. Hatta bırakınız Ayasofya'yı Sultanahmet bile kilise olacaktı. Hatta onu bırakın Süleymaniye, Şehzadebaşı, Yeni Cami, efendim Üsküdar'daki camiler hepsi kilise olacaktı. Nereden biliyorum? Çünkü İspanya'da Endülüs medeniyeti yok edilince Kurtuba Camisi kilise yapıldı. Oradan biliyorum. Ve en iyi ihtimalle yıkılacaklardı. Nereden biliyorum? Atina'da binin üstünde cami vardı. Şimdi bir tane yok. Oradan biliyorum. Hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu vatanı kurtardı, camileri kurtardı, sizi kurtardı diye mi ondan nefret ediyorsunuz? Efendim size bir makam verdi diye mi ondan nefret ediyorsunuz? Yani Atatürk olmasaydı kesinlikle bu imkanlar olmayacaktı. Yani Atatürk'ün kurduğu kurumdan, Atatürk'ün kendisine sağladığı imkanlarla Atatürk'e oradan efendim iftira atıyor. Bakın bu bir iftiradır aynı zamanda. Şimdi kaldı ki Ayasofya'nın statüsünün İslam dinindeki yeri tartışmalıdır. İslam dinindeki. Yani bir kilise, yani bir mabet olur mu? Bakın bu çok önemli bir şey. Peygamberin böyle bir uygulaması yoktur. Ehl-i Beyt'in böyle bir uygulaması yoktur. Kaldı ki bu tip mabetlerin bir hani velev ki hani Süleymaniye, Sultanahmet,
Bunların tezyenatı çok iyi, kolonları yüksek. Peki burada namaz kılmanın diğer camilere bir üstünlüğü var mı? Yok. Böyle bir şey yok. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi var bu hususta. Diyor ki üç tane mescide hani ziyaret etmek, yani oraya gitmek, üç tane mescidi ziyaret etmek, oraya yolculuk yapmak, hani sevap, daha fazla sevap kazanmak niyetiyle gidip namaz kılmak uygundur diyor. Hangisi? Kabe-i Muazzama. Orada kılınan bir namaz, rivayete göre yüz binlerce başka yerde kılınan namaza denktir. Mescid-i Nebevi, bir de çok gündemde olan Mescid-i Aksa. Onun dışında bütün camiler eşittir. Yani bu daha iyidir, bu daha kutsaldır. İşte fethin sembolüdür. Yani fethin sembolü neden eski bir kilise oluyor? Böyle bir şey yok. Mesela İmam Ali Efendimiz Hayber'i fethetti değil mi? Hayber sinagogu muhtemelen vardı ya, yıkıldı. Veya diyelim ki camiye çevirdi ki öyle bir şey yok. Ben hani yıkıldığını ben biliyorum. Yani orayı yıkıp ya işte Hayber fethinin sembolü, efendim Hayber sinagogudur diyebilir miyiz? Hayır. İşte Hayber fethinin sembolü nedir? İmam Ali'dir, Zülfikar'dır. Yani eğer bir sembol arayacaksak İstanbul'un kurtuluşunun sembolü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O fethetti İstanbul'u. Evet, Fatih fethetti ama yani eğer Atatürk olmasaydı şimdi şuna benziyordu. Selanik şimdi elimizde mi? Hani Osmanlı fethetti, niye fetih, Selanik'in fethini kutlamıyor? Çünkü Selanik İstanbul'dan 100 sene önce fethedilmiş. 1300'lü yılların ortasında fethedilmiş. Niye Sofya'nın fethini kutlayamıyoruz? Neden efendim Belgrad'ın fethini kutlayamıyoruz? Saraybosna'nın fethini kutlayamıyoruz? Şu elimizden çıktı, bir anlamı yok. Ama İstanbul'un fethini kimin sayesinde kutluyoruz? Atatürk sayesinde kutluyoruz. Ya Atatürk kurtarmasaydı İstanbul'un fethini kutlayabilecek miydik? Saçma bir şey olurdu yani. Şimdi önceki zamanlarda, yani önceki zamanlar derken bu süreçler çok hızlı ilerlediği için bir dönem var ki Atatürk'e hakaret etmenin aslında çok büyük bir aslında gelir de getirdiği bir dönem de vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsına, muhterem ailesine, annesine, babasına yönelik hakaretler aslında Cumhuriyet tarihine bakıldığında kara bir leke olarak karşımıza duruyor. Fakat bu dönemin aslında bir anda yok olmasına sebep olan bir isim var. Profesör Doktor Haydar Baş'ı anmadan geçmeyelim istiyorum bu meselede. Profesör Baş'ın aslında Hoş Geldin Atatürk eseriyle beraber hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kim olduğu seceresiyle beraber annesinin, babasının soyunun aslında nereye dayandığıyla alakalı, dini ve milli kimliğin oluşmasıyla alakalı yapmış olduğu çalışmalarla alakalı çok tarihi delilleri emanet olarak bıraktı aslında Türk milletine. Şimdi bu dönemle beraber aslında bu durumdan sıyrılmak isteyen bazı kesimler var. Ama millet tarafından bu tutmuyor. Yani Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın çok dikkat çekici bir açıklaması var. Yani Profesör Doktor Haydar Baş elinizdeki oyuncağı aldı artık, o eski dönem değil diye atıfı var. Çok da yerinde aslında bu zamanları özetleyen bir ifade. Bu çerçeveden değerlendirdiğimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih boyunca, Cumhuriyet tarihi boyunca hedefe alanların gerçek niyetlerini siz önceki programlardan hatırlıyorum çok dikkat çeken hatırlatmalar yapmıştınız. Bugünü de değerlendirdiğimizde bu gayretlerin aslında hafife alınması gerekir mi? Yani ya işte çünkü sokaklarda işte Atatürk'e hakaret edenler işte aklı dengesinin bozuk olduğu sonradan çıkıyordu. Meczup ifade. Meczup diyorlardı. Atatürk'e hakaret hafife alınacak bir mesele mi? Profesör Baş, Atatürk'e hakaretler hafife alınmamalı çünkü Türk milleti ve devleti asıl hedefte olan mesele Türk milletini ve devletini yok etmektir ifadesiyle beraber aslında meseleyi daha da büyük bir mecrada konuşmamızı, değerlendirmemizi sağlıyordu. Neler diyeceksiniz? Bu meseleler Atatürk'ün hedefte olması tevafuk mu, gereksiz mi, hafife mi alınmalı yoksa daha da farklı mı değerlendirilmeli? Şimdi Atatürk karşıtlığı bir meczupluk değildir bakın. Hatta Atatürk karşıtlığı bir projedir. Çok büyük bir projedir. Yani asrın projesidir. Neden? Şimdi bakın bu tip projeler yani Türkiye'de üretilmiş projeler değil. Yani Türk milletinin Atatürk'le ilgili bir problemi yoktur. Atatürk'le problemi olanlar İngilizler. O dönemin İngilizleri ve günümüzün emperyalist güçlerinin. Atatürk aslında bütün dünyaya bir şey öğretti. Ne öğretti? Emperyalizmle nasıl mücadele edilir? Şimdi nasıl ki emperyalistler bir proje ortaya koydular. Efendim mesela ortaya koydukları projeler çok kapsamlı projelerdir. Yani bir ülkeye çöreklendikleri zaman, hani şimdiki moda tabirle çöktükleri zaman şöyle çöküyorlar. Oranın bir defa insan kaynaklarını ele alıyorlar. Eğitimini ele alıyorlar, siyasetini ele alıyorlar, ekonomisini ele alıyorlar, kültürünü ele alıyorlar, sinemasını ele alıyorlar, dinini ele alıyorlar. Ve
bu kanallarla beraber o ülkeyi hani hareket edemez, kıpırdayamaz hale getiriyor. Gençliğini ele alıyorlar, tarihini ele alıyorlar ve milli kahramanlarını hedef alıyorlar. Çünkü bunu yapmazlarsa o ülkeyi istedikleri gibi sömüremezler. Tabii emperyalizmin hani çok ciddi bir tecrübesi var. Yani 500-600 yıllık inanılmaz bir tecrübesi var. İşte bunu İspanyollar başlattı, Hollandalılar devam ettirdi, Portekizler devam ettirdi. Biz İngiliz diyoruz ya. Yani mesela bunun şahı İspanyollardır aslında. Hem İspanyollar Endülüs Emevilerini, Müslümanları oradan çıkartarak büyük bir hem inkültürasyon hem de soykırıma tabi tuttular. Ayrıca Amerika kıtasında İnkaları, Aztekleri ve diğer o kadim milletleri de yok etme konusunda çok uzman oldukları için bu işin ilmini yapmışlar. İngilizler yani bunu geliştirdi, Hollandalılar geliştirdi, Portekiz, Fransız ve günümüzde Amerikalılar ve Yahudiler, İsrail Devleti, yani Siyonizm mantığı bütün bu tecrübenin hani artık zirvesine ulaştılar. Yani ki hani küreselleşmeyle de beraber artık emperyalizm inanılmaz bir şeye geldi. Şimdi bunu anlamadan bu şeyleri anlayamayız ve sadece deriz ki bu bir meczuptur. Veya deriz ki bu Ayasofya imamı, Ayasofya minberine çıkan sapıtıyor falan. Değil, bu kadar basit olsa keşke. Keşke bu kadar basit olsa, değil. Şimdi Atatürk karşıtlığı bir projedir, bir batı projesidir. Sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir şey değil, dünyayı ilgilendiriyor. Çünkü Atatürk şunu gösterdi, bakın Mondros Mutarekesi ile beraber vatanımız parçalandı, Sevr'le parçalandı. Şimdi o dönem yani Türkler ayağa kalkmasın, Anadolu'da artık tamamen sıfırlansın, hatta Orta Asya'ya sürülsün diye bir proje ortaya koydular. Ne yaptılar? 8-7 devlet, 7 düvel diyoruz ya, 7 devlet işgal etti, yetmedi. Askerimizin elinden silahlar alındı, yetmedi. Ekonomik olarak çökertildik. Hiçbir kuvvet ve kudret kalmadı. Hiç bunlar da yetmedi. Sarayda oturan padişah bile Anadolu'ya karşı gelmeye başladı. Yani Anadolu hareketine ne yaptı? Yani o hareketi boğmak için çalıştı. İşte Kuvayi İnzibatiye'yi kurdu. İngilizlerle anlaştı. Bunu bilmeyen yok. Peki bütün bu imkanlara rağmen İngiltere nasıl oldu da Anadolu'daki hareketi boğamadı? Her şeyden Atatürk'e suikaste denediler. Mustafa Sagir diye Hintli bir Müslümanı gönderdiler Anadolu'ya. Atatürk aslında keşif ehli bir insandı, biliyor musunuz? Atatürk mesela bu Mustafa Sagir olayında, mesela bu olay bile tek başına Atatürk'ün keşif ehli olduğunu ispat ediyor. Şimdi bunu yetiştirdiler ve çok yüklü bir parayla Ankara'ya geldi Mustafa Sagir. Halbuki Hindistan efendim Müslümanlarından oldu ve sözde oradaki Hint Müslümanlarından parayı toplayıp Atatürk'e getirdiği efendim yüklü miktarlar beraber Atatürk'ün gözüne girmeye çalışarak, Atatürk'e yakınlaşarak onu öldürmeye çalışmıştı. Atatürk daha onu görür görmez bunun ajan olduğunu etrafında birkaç kişiye söylüyor. Fakat çaktırmıyor. Sonra işte mektuplaşmalar ve Mehmet Akif Ersoy da bunu fark ediyor. En son hani zaten Taceddin dergahında Mehmet Akif Ersoy'la kalıyor. Ama Mehmet Akif Ersoy bakıyor ya buna bazı mektuplar geliyor. Fakat mektuplar iki cümle, üç cümle. Sonra bunların bazı kimyasal işlemlerle efendim hani o mektuplar çözüldüğü zaman onların şifreli mesajlar olduğu ortaya çıkıyor. Ve Atatürk, bakın daha milli mücadelenin başındayken Atatürk ne yapıyor? İngiltere'nin bütün yalvarmalarına rağmen, bakın papayı bile devreye sokuyorlar. İngiliz kralı devreye giriyor. İngiliz hükümeti devreye giriyor. Onu ne zaman asıyor biliyor musunuz? İngiliz Milli Günü'nde asıyor Ankara'da. İngiltere'ye diyor ki hayır. Ve takas için yüzlerce mahkum teklif ediliyor Atatürk'e. Diyor ki o ajanı yeter ki bize verin, size mesela 300 kişi 500 kişi verir. Atatürk hayır diyor. Onu Ankara'nın ortasına asıyor. Bakın çok önemli. Şimdi bütün bunlar İngiltere'yi dehşete düşürüyor. Ve İngiltere hani Anadolu'yu kaybetmeyi zaten göze almış. Fakat İngiltere'yi asıl kaygılandıran Atatürk'ün örnek alınmasıyla Mısır'da, Hindistan'da, Irak'ta ve İslam toplumlarında Endonezya'da büyük bir isyanın başlamasıydı. Bu sadece Müslüman ülkelerle sınırlı kalmadı. Latin Amerika'da işte mesela Castro Atatürk'ü örnek aldı. Che Guevara Atatürk'ü örnek aldı. Gandhi Atatürk'ü örnek aldı.
bütün efendim Müslüman liderler Atatürk'ü örnek aldı. Yani Atatürk bağımsızlığın ve anti-emperyalizmin simgesi haline geldi. Şimdi bu rahatsızlık Türk milletinin rahatsızlığı değil. Yani Hasan Hüseyin Tekin'in rahatsızlığı değil, Aslan Kamil'in rahatsızlığı değil. Köyde oturan, kentte oturan bizim köylümüzün, kentlimizin, yaşlımızın, emeklimizin böyle bir problemi olabilir mi ya? Bu problem İngiliz problemidir, onların problemidir. E ne yaptılar? Atatürk'ü itibarsızlaştırmanın yolu olarak da neyi seçtiler? Onun dinsiz olduğu. Ve bunu ilk yapan İngilizlerdir yine şey vasıtasıyla, hilafet vasıtasıyla, İstanbul'daki halife vasıtasıyla. Fakat Atatürk fetvalar savaşıyla beraber, verdiği demeçlerle beraber oradaki insanları ikna ederek bu oyunu ne yaptı? Boşa çıkardı. Yani Atatürk onların oyuncaklarını elinden aldı o dönüm. Profesör Doktor Haydar Başbey Hüseyin Baş'ın ifadesiyle o da oyuncak. Ne yaparak, nasıl oyuncaklarını onu yazarak, evet, gerçek Atatürk'ü anlatarak bunları ifade ederek. Şimdi biz artık çok net görüyoruz. Bir Atatürk'ün aleyhine konuştuğunu, neden konuştuğunu, bunun dış kaynaklı olduğunu, bunun Türkiye'nin âli menfaatleriyle hiçbir alakası olmadığını, dünya barışına hiçbir katkı yapmadığını, özgürlüklere ve bağımsızlıklara, demokrasiye, insan haklarına hiçbir katkı yapmadığını artık çok iyi biliyoruz. Atatürk karşıtlığı bir projedir. Bu proje bize ait bir proje değildir. Atatürk karşıtlığı bir İngiliz projesidir. Başlangıçta, günümüzde de Amerikan projesidir. Bugün Amerika'nın, İsrail'in en fazla çekindiği şey İslam ülkelerinin demokratik rejimlere kavuşması değil mi? Suudi Arabistan'ın demokratik rejime efendim geçmesi, efendim sandık kurulması, bir demokratik hukuk devleti kurması en fazla Amerika'yı rahatsız etmez mi? En fazla İsrail'i rahatsız etmez mi? Katar'ın, Kuveyt'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Bahreyn'in, yani Orta Çağ'ın da dışında cahiliye dönemi yönetimlerden kurtulmasını Amerika ister mi? Hayır. Neden Esad'a karşılar? Şimdi ona gireceğiz. Evet. Yani adam sandık kuruyor. Yani ya Allah razı olsun, bak diğer Arap ülkelerine de örnek oluyorsun. Ne güzel. Esad'dan da çekinceleri bu esasında. Yani diğer Arap ülkelerinin Suriye'yi örnek almasından çekiniyorlar. Esad karşıtlığının sebebi de bu esasında. Atatürk karşıtlığının sebebi de bu. Profesör Haydar Baş karşıtlığının sebebi bu. Hüseyin Baş karşıtlığının sebebi bu. Yani mesele şu, Amerika ve İngiltere veyahut da işte emperyal duygularla hareket eden, o yöntemlerle hareket eden bütün ülkelerin en büyük korkusu milli hareketlerdir. Bağımsızlık hareketleridir. İşte Atatürk bunu sadece lafta bıraksaydı, ona da, ama Atatürk bunu lafta bırakmadı. Ekonomide, sağlıkta, kültürde, dilde, efendim dış politikada her tarafta milli bir duruş ortaya koydu ve proje ortaya koydu ve başardı. Askeriyede, dış yani savunma sanayisinde, sanayide, ticarette. Dolayısıyla Atatürk'ten nefret etmelerinin sebebi o. Yani şöyle düşünelim, Atatürk'ün düşüncesi her yere hakim olursa Batı'nın at oynatacağı bir yer olur mu? Hayır. İşte nefretin sebebi bu. Evet. Tek, yani başka hiçbir sebebi yok. Dolayısıyla bazı içimizdeki gafillere de bunları söyletiyorlar. Yani Atatürk hayatı boyunca Haçlı'yla mücadele etmiş. Profesör Doktor Haydar Başbey'in ifadesiyle harama helal dememiş, helale haram dememiş. Kendi yaşantısında son derece mütevazı yaşamış ve Müslümanları korumuş, kollamış. Yani Anadolu'nun tekrar Türk yurdu olması, Müslüman yurdu olmasını sağlamış. Eğer Atatürk olmasaydı, 100 yıl sonra kurulan İsrail o gün kurulacaktı. Bakın, yani mesela Suriye, Fransızların bıraktığı dönemde 7 bölgeye ayrıldı, 7 tane devlete ayrılmıştı. Mesela Lübnan, Cebeli Lübnan, İskenderun Sancağı, Dürzi Devleti, İşte efendim Alevi Devleti, Şii Devleti, bir sürü devlet kurdular. Ama ne oldu? Mesela Atatürk İskenderun'u nasıl aldı? Ayrı bir devletti aldığı zaman. Yani Suriye Devleti diye bir şey yoktu zaten. Lübnan Devleti halen mesela Suriye'nin bir parçasıydı. Bir vilayetiydi yani. Bakın o devlet, ama ne yaptı? Ondan sonraki Suriye yönetimi daha çok Sovyetlere yanaşarak, o dönemde çift kutuplu bir dünya gündeme geldi ve böylece hani az çok devleti bir arada tutabildiler yani. Yani onun da çok etkisi var. Dolayısıyla bugün baktığınız zaman hani bugün Suriye'nin parçalanmasının Esad'ın Aleviliğiyle hiçbir alakası yok. Peki. Veya Esad'ın efendim kimliğiyle hiçbir alakası yok. Bu da Fransızların ta 19. yüzyıldaki projesidir. Yani bunları konuşmadan böyle hiçbir şey bilmeyen cahiller gibi konuşma hiçbir anlamı yok. Yakışmıyor da yani.
Peki Suriye meselesine girmiş oldunuz. Suriye meselesini detaylandıralım. Ben bazı notlar aktarayım. Siz de bu arada biraz dinlenin. Sizi çok da yormak istemiyorum. Şimdi Suriye meselesine bakıldığında çok enteresan. Bayramdan başlayayım Hasan Bey. Şimdi bu siyaset tarafından, dünya siyaseti tarafından Türkiye'de bunlar dillendirildi. İşte Suriye'ye gireceğiz, Emevi Camii'nde namaz kılacağız ifadeleriyle beraber. Bayram namazını Emevi Camii'nde kılıyor Beşar Esad. Ardından aslında gerçekleştirilen seçimlere bakıldığında seçimler aslında bu süreçte bu kadar büyük tahribatın yaşandığı bir ülkede bir seçim gerçekleştirilmesi hakikaten büyük bir iş. %78'lik bir katılım var. 14.239.140 kişi katılıyor ve katılım sonrasında seçimlere oyların %95'ini alarak Beşar Esad yeniden devlet başkanı olarak seçiliyor. Yani 14 milyon kişi sandığa gidiyor. Şimdi burada bu seçimlerle beraber Türkiye basınında da son dönemlerde aslında bu yeniden gündeme getiriliyor. Dünya basınında da bunlar gündeme getiriliyor. Seçimlerin aslında tartışmalı olduğu meselesi gündeme getiriliyor. Fakat Esad oy kullanırken diyor ki Batı'nın diyor söylediği hiçbir şey geçerli değildir. Hiçbir şey ifade etmiyor şeklinde bir mesaj veriyor. Ve dünyadan Esad'ın yeniden devlet başkanı seçilmesi ile beraber aslında Suud'dan tutun da birçok ülkenin Esad'la görüştüğü, yeniden diplomatik ilişkileri, büyükelçilikler nezdinde aslında devletler arası ilişkileri yeniden hayata geçirilmesi ile alakalı görüşmeler yapıldığı tek tek haberlere servis ediliyor. Bunun yanında dikkat çeken notlar arasında ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Esad'ın seçim zaferi sonrasında yayınladığı mesajlarda çok dikkat çeken ifadeler var. Putin diyor ki, Esad'ı tebrik ediyor ve diyor ki Putin bu zaferin Esad'ın yüksek siyasi otoritesini doğruladı diyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping diyor ki Çin ve Suriye'nin geleneksel bir dostluğa sahip olduğuna ve Suriye'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuran ilk Arap ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümü münasebetiyle ulusal egemenliğini, Suriye'nin ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Suriye'yi güçlü bir şekilde desteklediğini ve ülkesinin elinden gelen yardımı yapacağını hem ekonomik anlamda hem de pandemi sürecinde sağlık açısından da elinden geleni yapacağı mesajını gönderiyor. Şimdi Esad seçim sonrasında çok dikkat çeken vurgular da yapıyor. Mesela bir tanesi diyor ki, Esad diyor ki Suriyeliler seçimde düşmanlara mesaj verip onların kibirlerini paramparça etti diyor. İkinci başlıkta diyor ki şimdi öngörüsüzlüklerinin yasını tutsunlar diyor. Suriye meselesinin bu aşamaya gelmesiyle alakalı aslında bu ifade dikkat çekici. Öngörüsüzlüklerinin yasını tutsunlar. Esad'ın hala o koltukta oturacağını öngören kimse yok muydu? Suriye'nin aslında bu şekilde hala seçimlere sandığa gidebilen bir güvenliğe sahip olan bir seçmene, bir topluma, egemenliğine sahip çıkan şekilde bir fotoğrafı sağlamasının mümkün olacağını öngörmeyenler vardı. Yani Suriye'nin bir an önce parçalanması, dört parça hatta dörtten fazla parçalara da bölünmesiyle alakalı öngörüler, analizler yapılıyordu. Bu gelinen noktada Suriye'deki seçimleri, Esad'ın çıkışını, dünyadan gelen tepkileri nasıl okumak lazım? Bu meselenin evet. Perde arkasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii o öngörüsüzlüğün yasını tutanlar olduğu ki bu öngörüyü de tahmin edip, bilip, 12'den vurup bunu sevincini yaşayan bizler varız. Yani Profesör Doktor Aydar Başbey var ve tek bunu öngören, dünyada bunu hiç kimse seslendirmezken, hatta Esad sadece Şam'da sıkışmışken, Esad İmam Hüseyin rolündedir. Hadis-i Şerif'ten yola çıkarak, bakın Profesör Doktor Aydar Başbey, Hadis-i Şerif'ten yola çıkarak, Bilad-i Şam'ın Deccal'in kontrol altına girmeyeceğini, Deccal'in bütün İslam ülkelerini çiğneyeceğini, kontrol altına alacağını, fakat Şam diyarının efendim onun kontrolü dışında kalacağını, hadis-i şeriflere dayanarak ta o zaman ifade eden Profesör Doktor Haydar Baş oldu ve dedi ki Esad'ı deviremeyecekler. Şimdi bu da bir öngörüydü. Yani şimdi bu Esad'ın ifade ettiği öngörüsülükten yasını tutanlar olduğu gibi öngörünün hani sevincini ve haklı gururunu yaşayan bizler varız. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'le beraber hareket ettik, onun görüşlerini seslendirdik. Allah'a şükür onun sevincini biz yaşıyoruz. Çünkü bütün programlarımızda, evet. Bakın arşiv ortada, evet. 10 sene öncesinde yaptığınız programlarda Esad'ın devrilemeyeceğini söylüyorduk. Neye göre söylüyorduk? Bir doneye, bir bilgiye dayalı değil.
Biz peygamberimize inanıyoruz. Profesör Doktor Haydar Başbey'e inandık. Onun sözlerine, onun kitabı kime inanacağız? Kim ne kime inanıyorsa onun öngörüsünü. Şimdi bazıları biz Emevi camisine namaz kılarak diyerek bazılarına inandılar, hüsrana uğradılar. Hani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Diyor ki işte birini atıyor cehenneme atıyor. Diyor ki sen ya o cehenneme atılan da diyor ki ya biz diyor keşke falan kişiyi dost edinmeseydik. O diyor bizi şey yaptı. Hatta Kur'an-ı Kerim şeyden bahseder. Yani insanların şunu söylediğine Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi biz büyüklerimize, önderlerimize, sadatene yani sadat demek yani kanaat önderi aslında. Kanaat önderlerimize uyduk, onların her dediğini kabul ettik ve dolayısıyla büyük bir helake, büyük bir fesada uğradık. Yani büyük bir musibete uğradık diyorlar ama Cenab-ı Hak diyor ki hayır bu şey değil, bahane değil. Yani çıkıp diyecekler yani biz falana uyduk. Diyecek ki hayır sana ben akıl verdim, gönül verdim, vicdan verdim. Onunla sen hareket edecektin. Koyun gibi her denene inanmayacaktın. Ölçüler belli, Kur'an belli, hadis belli, akıl var, ilim var. Yani bunları sen takip, yani Profesör Haydar Baş da çıktı diyecek. Bunları anlattığın için ona uymadın da falan kişiye uydun. İngiliz imalatı görüşlere, Amerikan imalatı. Hani onları haktan, batılı, batıldan haktan tefrik etme gücünü sana verdim. Kalp verdim değil mi? Ama sen zikretmedin, sen ibadet etmedin. Sen efendim dünyaya, nefsine uydun. Tabii ki gönlün, gözün kapandı, göremedin. Asıl sebep bu. Çaldın, çırptın. Daha güzel geldi sana dünya hayatı. Dünyayı tercih ettin. Dolayısıyla benim ortaya koyduğum, emrettiğim hakikatleri görmedin diyecek. Bunu Cenab-ı Hak birçok ayetinde beyan ediyor. Ha biz neye uyduk? Biz peygamberimizin dediğine uyduk. Dedik ya demek ki peygamber, bak şu anda ahir zamandayız. Bütün alametler neredeyse çıkmış. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Deccal bütün İslam ülkelerini ele geçirecek. Çok meşhur bir hadis. Sünniler de bunu çok biliyor. Yani Sünni kaynaklar. Hani biz de Sünniyiz de. Hani Sünni kaynaklar da bunu çok anlatır değil mi? Deccal efendim İslam ülkelerini ele geçirecek. Fakat yani Şam diyarına gelecek ve orayı ele geçiremeyecek. İşte buyurun Peygamber aleyhisselam mucize göstermeye devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Şimdi tabii bu işin hani teolojik tarafı, dini tarafı. Ama bu öngörü çok aslında derin etki yaptı. Yani Profesör Baş'ın öngörülerine baktığınızda sadece Suriye'deki savaşın neye evrileceğini, neticesini yani şimdi ifadeler tek tek aklımıza geliyor. Yani Esad'ı koltuğundan kaldırmak isteyenler tamamı koltuklarını kaybedecek ifadesi mesela. Çok canlı olarak hafızamızda. Hepsi kaybetti. Obama kaybetti, Bush evet. Kaybetti. Trump kaybetti, Trump devam kaybetti, ettirdi. Tabii. Şimdi bugüne bakıldığında bunun yanında Suriye merkezli aslında İslam dünyasını ilgilendiren Şii ve Sünni savaşı uyarısını tekrar tekrar dile getirdi. Ve bu mesele belki hiç konuşulmadığı süreç içerisinde bile Sayın Baş dikkat edin bölgede Şii ve Sünni savaşını planlıyorlar. Mezhep ve etniksel savaş planlıyorlar. Şimdi bunu biraz daha detaylandırır mısınız? Yani Sayın Baş'ın çıkışlarına baktığımızda mesela bir tanesi daha. Şunu görmeniz lazım Esad ve Suriye. Filistin'e destek olduğu için, İsrail'e karşı olduğu için bugün hedefte işgal edilmek, yok edilmek isteniyor. Uyarıları da yine burada. Hala masada duruyor. Bugün yaşananlarla beraber Suriye meselesini, Suriye'deki işte seçimlerle beraber, yani şimdi mesela Avrupa ülkelerini de düşündüğümüzde bir seçim olsa, seçim sonrasında bu kadar insan meydana çıkar mı? Yani siz de dünya basını takip ediyorsunuz. Yani seçimlerden sonra bu kadar geri kalmış insan... ülkelerde deniyor yani Türkiye'de de. Bunu diyenler hani Türkiye'yi de görmüyor. Balkon konuşmaları falan oluyor ya. Bu da mı geri kalmış hani? Nerede ne dediklerini bilmiyorlar. Aynı kişiler söylüyor bunu. Şimdi tabii hani siz özlediğiniz... Yok yani böyle bunlar aslında tekrar tekrar arşivler karşımıza çıkıyor ama sizin ifadenizle beraber bir haklılığın gururunu yaşıyoruz. Biz burada meseleyi konuşurken mesela Sayın Baş'ın ifadesi çok çarpıcı. Müsaadenizle bunu da okuyayım. Diyor ki Esad'ın liderliğindeki Suriye'nin toprak bütünlüğü aslında Türkiye'nin parçalanmadan devamının teminatıdır. Şimdi bu eksende biz Suriye meselesini hatırlıyoruz. Yani biz o zamanla çok büyük hakaretlere maruz kaldık. Suriye meselesini neticede Suriye'nin devlet başkanı kim? Esad. Şimdi biz Amerika'yı konuştuğumuzda Biden'ı ifade ederken Amerika'nın devlet başkanı Biden olduğu için Biden'ı
konuşuyor, Biden ekseninde Amerika'yı konuşuyoruz. Şimdi biz bunları konuştuğumuzda çok büyük hakaretlere maruz kaldık. Fakat Sayın Baş, bir devletin bütünlüğünün, toprak bütünlüğünün, ulusal egemenliğinin aslında Türkiye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğü anlamına geldiğini, bölgenin güvenliği, toprak bütünlüğü anlamına geldiği mesajını sürekli veriyordu ve haklılığını bugün çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi program öncesinde Orta Doğu'da yaşananları da siz aktardınız. Suriye merkezinde bu yaşananları, gelişmeleri nasıl okuyorsunuz, nasıl şimdi, değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şunu ifade edelim, hani hem bir hakkı teslim etmenin çok ötesinde bir şey var aslında. Aslında önemli olan konu bu. Şimdi öngörüsüzlüğün bir maliyeti var. Şimdi evet, bakın, Türk evet. siyaseti, iktidar yanlış ata oynadı. İktidar hangi fikre oynadı? Esad devrilecek, iki ay içinde devrilecek fikrine oynadı. Değil mi? Yani buna yatırım yaptı. Buna yatırım yapması, hani o siyasilerin cebinden bir şey eksilmesine sebep olmadı. Milletimiz bunun çok ağır bir bedelini ödedi. Hem maddi evet. olarak, hem 5-6 milyon Suriyelinin Türkiye'ye gelmesiyle demografik yapının bozulması, problemlerin ortaya çıkması, yani şehirlerimizdeki o yapının, o ağır yükün sırtımızda kalması ve çok ağır bir siyasi maliyet, ekonomik maliyet, askeri maliyet bize fatura edildi. Yani Esad düşecek, iki ay içinde biz Emevi Camisi'ne gireceğiz sözüne yatırım yapmanın bize maliyeti 100-200 milyar dolardan fazla oldu. Şimdi Profesör Doktor Haydar Başbey'in o cümlesi Türkiye'yi çok büyük bir beladan ve milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık yükten ve de yüz binlerce insanın öldürülmesinden, namusunun kirletilmesinden, Akdeniz'de boğulmasından, mülteci olmasından, Meriç kenarında denize itilmesinden, nehre itilmesinden kurtarmıştı, kurtaracaktı. Yani bu sadece ya bir cümle farkı değil, bu öyle bir farktır ki, bakın bu öyle bir farktır ki, ölümle yaşam arasında bir farktan bahsediyoruz. Zilletle izzet arasında bir farktan bahsediyoruz. Yani sizin, yani o yanlış tercihiniz, yani siyasetin yanlış tercihi bizim için çok büyük bir şey oldu. Büyük bir maliyet geleceğimizi kararttı. Gençlerimizin geleceği karardı. Bugün dolar bu haldeyse, bugün ekonomi bu haldeyse, bu öngörüsüzlüğün, hani Esat'ın dediği, yani öngörüsüzlüğünün ne diyor, kurbanı mı oldular diyor. Öngörüsüzlüklerinden yasını tutsunlar. Yani yasını, işte biz o yası tutuyoruz. Hani Profesör Doktor Haydar Başbey bunu zifiri karanlık olarak tarif etmişti. Neden zifiri karanlık dedi? Dedi ki benim dediğim yoldan gitseydiniz apaydınlık bir yola gideceksiniz ama siz zifiri karanlığı tercih ettiniz. Bakın zaten hayat bir tercihtir. Siyaset de tercihler sanatıdır. Yani siz bir şey tercih ettiğiniz anda artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişsiniz demektir. Türkiye maalesef o tercihle beraber çok yanlış bir yol tercih etti ve bunun bedelini siyasiler ödemiyor. Biz ödüyoruz, ben ödüyorum, siz ödüyorsunuz. Bizim evlatlarımız ödeyecek. Canlarıyla, mallarıyla, vergileriyle, efendim geçiş garantili köprülerimizle, geleceğimizle ödüyoruz biz bunu. Hani keşke hani bu yanlış kararın bedelini siyasiler ödese de derdi ki kardeşim adam yanlış karar verdi. Yanlış hani gider yanlış bir evlilik yapar da bedelini kendisi öder. Ama böyle bir şey değil ki. Ya verdiği karar, verdiği yanlış karar hepimizi, hatta gelecek nesillerimizi, sadece Türkiye değil, ümmeti Muhammed'i, hani bunlar ümmeti dillerinden düşürmüyor ya, ümmeti Muhammed'i ateşe attılar. Yani Suriye halkını, Ürdün halkını, Lübnan halkını, bütün Müslümanları, Irak'ı ateşe attılar, İran'ı ateşe attılar. Niye? Çünkü İran, Suriye'nin o içinde bulunduğu durumu, kendi güvenliğinin bir parçası olarak görerek oraya müdahale etti. İran da çok büyük kayıp verdi orada. Maddi manevi çok büyük. Yani şu anda İran'da yaşanan ekonomik krizin asıl sebebi Suriye'dir. Lübnan çok büyük bedel ödedi. Çok büyük ekonomik krizler yaşadı. Sebebi Suriye'deki olaylar. Milyonlarca göçmen oradan Lübnan'a da gitti. Dolayısıyla yani Suriye meselesi sadece Suriye'nin yaşadığı bir problem değil. İsrail'i tehdit etmesi muhtemel potansiyel bütün ülkelerin zararına oldu. Zarar yazdı. Yani Suriye'ye zarar yazdı, Lübnan'a yazdı, Ürdün'e yazdı, Irak'a yazdı, Türkiye'ye yazdı. Hepimize zarar yazdı yani. Bak dikkat et, Suudi Arabistan bir tane Suriyeli almadı. Birleşik Arap Emirlikleri, yani o zengin Körfez Arapları almadılar. Bize bu kitlendi, yani bu fatura kesildi. Şimdi burada Profesör Doktor Haydar Başbey'in öngörüsü sadece hani kuru bir öngörü değil, yani bir tespit değil. Evet, muazzam bir tespit olmakla beraber Türkiye'nin bu maliyetten,
kurtulmasını sağlayacak, Türkiye'nin bu maliyeti ödememesi için, hatta kâra geçmesi için, hatta İslam dünyasının güvenliği için çok önemli bir cümleydi. Ve bunun onun Profesör Doktor Erbaş Bey'den sonra hiç kimse bunu seslendirmedi. Doğru. O bunu seslendirdikten sonra maalesef siyasiler bunun arkasında durmadı. Hatta eleştirdiler. Nasıl olur öyle bir şey? Ya İmam Hüseyin'in rolü derken nedir İmam Hüseyin'in rolü? Zulme karşı durmak. Zulme bu hani Esad İmam Hüseyin'e eşdeğerdir değil ki. Atatürk de İmam Hüseyin'in rolüne bürünmüştü. Kılıç Arslan da İmam Hüseyin'in rolüne bürünmüştü. Çünkü siz savunma savaşı yapıyorsunuz. Zulme karşı. Yani kim ki zulme karşı duruyorsa, siz bile, biz bile şahsımız olarak bize yönelen namusumuza, malımıza, canımıza yönelen zulümlere, saldırılara karşı durursak İmam Hüseyin'in rolündeyiz o esnada. Ya 1919 şartları aklıma geldi şimdi siz bunu söyleyince. Yani o dönemde de Anadolu coğrafyasında yaşayan topluluklar, milletler, yani İngilizlerin, Yunanların, efendim veya müttefiklerinin güçleri karşısında biz nasıl bir bağımsızlık mücadelesi veririz? Onlara manda olmak, onlarla bir beraber hareket etme fikri ve düşüncesinin aslında nesiller sonrasında da hala devam ettiğini, hüküm sürdüğünü görüyoruz ama burada bağımsızlığı ve ulusal egemenliğini şiar edinip milletin birliğini ve devletin bütününü düşünen devlet adamlarının yeni dönemde aslında daha da kayda değer bir noktaya geldiklerini de seyrediyoruz herhalde. Yani bağımlı politikalarla beraber gücü, efendime söyleyeyim, parayı tercih edip de ulusal egemenliğin, bağımsızlığın bu güçten daha da büyük olduğunu göz ardı eden liderlerin aslında bu süreç içerisinde tek tek döküldüklerine de şahit olduk. Orta Doğu'yu ne bekliyor? Bu yeni süreçle beraber dengeler daha da çok değişir mi? Yani Suriye'de aslında sandığa yansıyan milletin kararının aslında bir kararlılık da var. Vatandaş bir kararlılık gösterir. Bu kadar büyük bir saldırı karşısında Suriye'de siyaset ve millet bir kararlılık, bir duruş sergiliyor. Bundan sonra bölgedeki gelişmelere baktığımızda, İsrail'in atmış olduğu adımlara baktığımızda, biz konuşamadık ama İsrail Ramazan ayı ve sonrasında Gazze'ye yönelik yapmış olduğu saldırılar, Orta Doğu'da yaşananlar, Türkiye'nin Mısır ile yakınlaşması, yani Mısır'la yakınlaştı Türkiye, Suriye ile görüşmeleri başlatıldığı iddiaları, açıklamaları yapıldı. Ya diğer ülkeleri de kattığımızda işin içerisine bu mesele nereye evrilir? Yani yeni dönemde 2020'nin 21'in çeyreğini diyorlar ama yarısını neredeyse Haziran ayındayız, 6. aydayız, 6 ay kaldı. Yarısı gitti. 2021'in yarısı gitti. 2021 sonlarında ve 2022'de bir öngörünüz var mı? Yani bu süreç nasıl işler? Şimdi İsrail bakın kurulduğu andan itibaren şöyle bir strateji izledi. Yani çevresindeki ülkelerle anlaşmak, kendini kabul ettirmek, bu çok önemliydi İsrail için. Mümkün değilse kendisini kabul etmeyen, reddeden ülkeleri parçalamak, savaş açmak, ekonomik savaş, siyasi savaş, sıcak savaş, iç ayaklanmalar, vekalet savaşı yürüterek o ülkeleri çökertme stratejisine dayalı bir siyaset güttü her zaman için. Şimdi 2020 yılına baktığınız zaman devam eden bu süreçte Sünni Araplarla anlaştığını gördük. İşte Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Mısır vesaire, Ürdün. Normalleşme adı altında aslında bunlar İsrail'i kabul ettiler. Şimdi İsrail bunu yaptıktan sonra zaten Türkiye ile bir problem yok. Türkiye ile ticaret hacmini 5-6'ya katladı bu son dönemde. Artı Türkiye hiçbir ambargo, yani İsrail'e yönelik hiçbir ambargo da uygulamadı. Hiçbir zarar da vermedi. Dolayısıyla zarar derken hani iddia ettikleri üzere hani zarar versin demiyoruz ama hani Filistin davasına sözde sahip çıkıyoruz ya. Şimdi İsrail bunları yaparken tabii hep hesap yaptı. Dedi ki ben dedi Suriye'yi parçalayacağım vekalet savaşıyla. İşte Kürdistan, Kürt devleti, işte Amerika'nın marifeti. Fakat hesap edemediği bir şey oldu. Esad'ı düşüremeyince bakın siz bir millete savaş açıp onunla mücadele edip onu düşüremezseniz çok daha güçlenerek milli bilinci, savaşma kapasitesi, savaşma motivasyonu çok daha yükseklere çıkarak sizinle mücadele eder. Artık hani onu yıkmanız mümkün değil. Şimdi Suriye böyle bir eşiğe geldi. Yani Suriye eğer 2011 senesinde düşürülseydi bir şey bitmişti. Fakat 10 senedir, 10 seneyi aşkın süredir Suriye devleti düşürülemedi. Evet zarar gördü, kolunu kaybetti. Hı hı. İşte efendim yani Kürdistan dedikleri veya işte Kuzey Suriye'yi hani kaybetti. Şu anda Amerikan işgali altında kaybetti diye Amerikan işgali. İşte İdlib'de problemler yaşıyor. Bizim sınırımızda problemler yaşıyor. Fakat başı gitmedi. Baş neresi? Şam.
Hani engelli bir ülkeye döndü diyelim. Ayağı yok, kolu yok ama başı var, şey var ve müttefikleri var. Yani şimdi Suriye'nin nesi var? Müttefikleri var. İşte Rusya var, İran var, efendim Hizbullah var. Yani az da olsa müttefikleri var. Dün bunlar bu kadar güçlü yok değildi. Evet. Şimdi tabii bu İsrail'i son derece rahatsız ediyor. Fakat İsrail'i zora sokan çok önemli bir şey oldu. Şimdi bu savaş, yani bu direniş cephesi denen, işte İsrail'in ve Sünni Arapların hani şeyi Hilali dedikleri bu şey, Filistin meselesine bu şekil şimdi farklı bir şekilde yansıdı. Daha önce işte intifadayla Filistinli çocuklar İsrailli askerlere taş atıyordu. İsrailli askerler, işgal kuvvetleri diyelim bunlara, Filistinleri, kadınları öldürüyordu. Kadınlara güçleri yetiyordu yani. Çocukları Mescid-i Aksa'yı her bayramda, her kandil gecesine basıyorlardı. İşte Suriye'ye kafaları estiği zaman saldırılar yapıyor. Halen de yapıyorlar ufak tefek. Fakat ne oldu? Hani savaş artık yayılıp, artık Suriye devleti de ya kardeşim tamam ben artık bu savaşın tam içindeyim zaten. İran da buna karar verince. Bu sefer ne oldu? Filistinli direniş örgütlerine daha gelişmiş silahlar vermeye başladılar. Evet. Şu anda Hamas'ın elinde, yani Filistin direniş örgütlerinin elinde binlerce füze olduğu söyleniyor. İlk defa bir savaşta İsrail barış istemek zorunda kaldı. Evet. Mısır'ı devreye sokarak. Neden? Çünkü artık İsrail'i rahatsız eden, İsrail'i sığınaklara sürükleyen füzeler Filistinlerin elinde mevcut. Mevcut. Angajman kuralları belirleyebiliyorlardı. Mesela hatırlarsanız bir binayı yıktılar. El Cezire'nin vesairenin olduğu bir basın bürolarının olduğu binayı yıktılar. Hemen Hamas dedi ki şu binayı siz de boşaltın biz vuracağız bunu. Artık Tel Aviv vurabilecek kapasiteye geldi. Diğer limanları vurabilecek, Yafa'yı, Hayfa'yı vurabilecek, neredeyse Golan Tepelerini vurabilecek füzeleri var. Şimdi bu angajman kuralları geliştirdi. Dolayısıyla artık Filistin meselesi de yeni bir safhaya geldi. Evet İsrail çok büyük bir vahşetle yüzlerce Müslümanı şehit etti. Mescid-i Aksa'yı kirletti, pisletti. Artı ne yaptı? 2000 bina yıktı. Fakat demir kubbesi delindi. İsrail'in çok güvendiği demir kubbesi delindi. Ve şu görüldü. İleriki safhalarda İran'dan veya diğer Suriye'den, Lübnan'dan, Hizbullah'tan çok daha gelişmiş silahlar Gazze'ye sokularak İsrail çok rahatlıkla vurulabiliyor. Ha İsrail bu savaşı genişletirse bu sefer Güney Lübnan'dan vurulacak. Zaten İsrail Lübnan'la mücadele edemiyor. Bakın 2006 Temmuz Savaşı'nda Lübnan ordusu, affedersiniz İsrail ordusu Beyrut'u vuramadı. Neden? Çünkü angajman kurallarına göre dediler ki eğer Beyrut'u vurursanız bunun karşılığında bize Tel Aviv vururuz. Şimdi bunlar önemlidir. Yani o askeri güç dengesi sağlandığı zaman o zaman barış oluyor. Yoksa bir tarafta her türlü silah varsa, diğer tarafta silah yoksa buradan barıştan söz edemeyiz. Yani zaten savunma sanayisinin, ordunun mantığı da budur. Yani caydırıcı güç olmak. Eğer bir güç size saldırdığı zaman 100 birimlik zarar vereceğini, fakat 110 birimlik zarar göreceğini bilse size saldırmaz. Şimdi Hasan Bey çok enteresan şeyler hatırlatıyorsunuz. O süreçte şimdi bir savaşın hedefinde, işgalin hedefinde olan bir ülkenin, Suriye'nin aslında İran'ın, Hizbullah'ın aslında Filistin'in yanında olarak aslında teçhizatla, silah desteğiyle beraber İsrail'in barış yapmak mecburiyetinde kaldığı bir tabloyu, fotoğrafı net bir şekilde önümüze koyuyorsunuz. Ama o süreçte Türkiye'de başta olmak üzere İslam dünyasındaki birçok ülke ciddi anlamda sözün ötesinde bir adım atmaktan ziyade Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı. Yani Birleşmiş Milletler'in olaya müdahil olmasını istedi. Yani Birleşmiş Milletler'in Bosna'da nasıl olaya müdahil olduğunu, efendime söyleyeyim Müslüman katliamları mevzu bahis olduğuna, olaylara nasıl müdahil olduğunu tarih sayfalarında aslında haber arşivlerinde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu süreci bizim açımızdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında bu gelinen neticede Suriye'deki seçimlerin ötesinde Filistin'i konuştuk. Yani baştan sona döndük, sondan yine başa döndük. Hedefte olan İsrail'e karşı Filistin'e destek olan Suriye'nin geldiği noktada Suriye dimdik ayakta ve yeniden Filistin'e destek oluyor. Fakat İsrail ve ABD ile müttefiklik anlaşmalarıyla beraber şunun için soruyorum. Şimdi geçenlerde bir açıklama geldi. O açıklama Türkiye'de çok konuşuldu, çok tartışıldı.
Bu açıklama ekseninde Türkiye'de efendim söyleyeyim bu meselelerin değerlendirilmesi ile alakalı önemli talepler de söz konusuydu. Onu çıkartmadım herhalde. Suriye'de bir partinin Arap Gençlik Kolları Başkanı yapmış olduğu açıklamada diyor ki emperyalizme karşı bir ve beraber olalım. Türkiye'nin Suriye'de olması, Suriye ile ortak hareket planı ekseninde bir ve beraber olması bizler için çok değerli. Amerika'ya karşı, emperyalizme karşı topraklarımızda beraber mücadele edelim mesajı devreye konuldu. Şimdi burada bir tercih de var. Bölge ülkeleri bölgesel meselelerini kendileri bir ve beraber olarak mı halledecekler? Yoksa bölgede hesabı olan işte Amerika'nın, İsrail'in, Avrupa ülkelerinin bölgedeki ortaya koymuş oldukları planlar ve koalisyonlar ekseninde mi bir politika üretecekler? Bunlar çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Şimdi Suriye'yi konuşurken, Orta Doğu'yu konuşurken ben bunu yeniden hep sordum ama yeniden sormak istiyorum. Türkiye'nin bölge politikasının nasıl olması gerekir? Yani bu yeni süreçte Profesör Doktor Haydar Baş'ın haklılığının defalarca ispat olduğu bir durumu görüyoruz. Bugün ne yapmak lazım? Tamam, dün bu yanlışları yaptık ama bugün ne yapmamız lazım? Evet, öncelikle şunu ifade edeyim. Hani Birleşmiş Milletler'in çağrılması aslında İsrail'in isteğidir. İsrail kendisini korumak için Birleşmiş Milletler'i göreve çağırdı. Fakat bunu hani maalesef bizimle yaptı yani bu çağrıyı. Aynı çağrıyı 2006'da yapmıştı ve Türk ordusu İsrail, Lübnan sınırında konuşlandı biliyorsunuz Birleşmiş Milletler gücü olarak. Orada da İsrail'i Hizbullah'tan korudu. Bakın İsrail'i Hizbullah, yani evet. Burada şu anda Birleşmiş Milletler gücü var. Evet. Ne yapıyor Birleşmiş Milletler? Kimi kimden koruyor? İsrail'i koruyor aslında. Zaten Birleşmiş Milletler Amerika'nın dış politikasının bir aparatı olarak çalışıyor İsrail'i. Yani bunu bilmeyen yok. Dediğiniz gibi hangi savaşı önledi, hangi zulmü önledi, hangi Müslümanı canını kurtardı, malını, namusu hiçbir şekilde. Yani dolayısıyla Birleşmiş Milletleri çağırmak beyhude bir çaba. Diğer taraftan Türkiye dediğiniz gibi Suudi Arabistan'la, Katar'la falan görüşüyordu bu İsrail-Filistin meselesini. Yani onda da çözüm yok. Şimdi Türkiye'nin buradaki çıkmazı şu. Evet bir tarafta işte kanımız Aksa'da kurtulacak Mescid-i Aksa. İşte ta milli görüş dönemlerinde ve kendi dönemlerinde bunu bir oy deposu olarak görüp ciddi anlamda oy devşirdiler. Fakat Türkiye'nin şöyle bir şeyi problemi var. Türkiye NATO'da, Amerika'nın tarafında. Şimdi ne yaparsak yapalım. Biz resmen şu anda Batı kulübünün bir parçasıyız, ittifakının. NATO'dayız. İsrail de NATO'yla beraber hareket ediyor. Dolayısıyla Türkiye bu şekliyle Filistin'e istese de sahip çıkamaz. Yani bulunduğu pozisyon gereği sahip çıkamaz. Ama bizim siyasilerimiz ne yapıyorlar? Efendim biz Filistin'in yanındayız. Aslında Filistin davasına zarar veriyorlar. Neden zarar veriyorlar? Çünkü Filistinlilere şey veriyorlar. Orada ümit veriyorlar fakat aslında arkalarında Türkiye yok. En azından bilseler ki ya bizim Türkiye diye bir dostumuz, bir müttefikimiz yok diye düşünseler daha rahat hareket edecekler. Şimdi Mescid-i Aksa'da biraz Arapça da bildiğim için, hani o kadar bir Arapçamız yok ama şey diyorlardı, nehne lehon, nehne lehon, eyye Erdoğan, eyye Erdoğan. Slogan bu. Bakın ben biliyorum ne dediklerini. Evet, biz buradayız, biz buradayız, Erdoğan nerede, Erdoğan nerede? Şimdi bizim basınımız, bakın hani slogan şu, nehne lehon, nehne lehon, eyye Erdoğan, eyye Erdoğan. Öyle dediler, ben duydum. Doğru. Şimdi bizim basınımız ne dedi? Mescid-i Aksa'da Erdoğan sesleri. Yani sanki evet. Hani Erdoğan hani ya kardeşim Erdoğan sesleri de o da Erdoğan'a bir sitem var. Ya biz buradayız. Erdoğan nerede? Ne yapıyor? Türkiye ne yapıyor? Yani Erdoğan derken Türkiye. Yani Erdoğan'ın kendi şeyi yok yani. Türkiye'yi kastediyorlar. Hani onlar biliyor bunu. Onlar yani o siyasetle canlarını vermişler o insanlara. Yani Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin üst düzey olduğunu, ticaretin üst düzey olduğunu, istihbarat anlaşmaları olduğunu biliyor. Hayır, bu biz suçlamıyoruz Türkiye'yi. Demiyoruz ki ya niye bunu yapıyorsun? Hani biz kendi... Ama deyin ki kardeşim biz Batı'nın yanındayız. Ha, biz kusura bakmayın sizinle beraber olamıyoruz. Deyin. Hani bari onlar da kendi hesaplarını yapsınlar. Hani bize aldanıp da Türkiye'den medet ummasınlar. Yanıltmayalım onları yani. Şimdi... Yani burada Türkiye neden böyle yapıyor? Biz bu tercihi sorgulamıyoruz. Ama şunu sorguluyoruz. Türkiye bu şekilde Müslümanlara yardım edemez. Ümmetin lideri olamaz. Ümmetin lideri bırakın, ümmetin üyesi olamaz.
Hani eğer böyle bir siyaset varsa. İki, hani bu şekilde, bakın bu şekilde davranarak, bu şekilde bir siyaset güderek kendi güvenliğini de sağlayamaz. Evet. Profesör Doktor Haydar Başbey'in ısrarla ifade ettiği hedef Türkiye'dir sözü hiç unutulmaması lazım. Esasında İsrail'in hedefinde Türkiye de var. Neden? Çünkü Türkiye Müslüman olduğu için bir potansiyel tehdittir İsrail için. Bunu İsrail çok iyi biliyor. Yani Atatürkçü bir zihniyetin Türkiye'de iktidar olması demek İsrail'in sonu demek. İsrail bunu çok iyi biliyor. Yani oradaki İmam Efendi Ayasofya'dan o sözleri söylerken İsrail'in bu düşüncesine, bu felsefesine, güvenliğine hizmet ediyor. Türkiye'nin güvenliğine, İslam aleminin, oradaki Müslümanların güvenliğine hizmet etmiyor. Peki. Bunu yarın da konuşabiliriz. Şimdi 3 dakikalık bir süremiz kaldı. Süre, zaman o kadar hızlı aktı ki ekonomiyle alakalı çok kısa vaktimiz yarına da bırakabiliriz ama birkaç cümle almak isterim. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'nin büyüdüğüyle alakalı vermiş olduğu rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu rakamları hep size soruyoruz ama Türkiye'nin %7 büyüdüğü verileri açıklanıyor. Gerçekler rakamlar ekseninde değerlendirildiğinde şimdi nasıl bu büyüme şöyle hesaplanıyor. Şimdi TL bazında hesaplanıyor. Şimdi ithalat büyüme rakamını şişirir. Şimdi şöyle düşünün, sizin 100 liranız var, gittiniz kredi aldınız 100 lira daha. Bu şu anlama gelir, yani cebinizde 100 lira vardı, ne oldu? 200 liranız oldu. %100 büyüdünüz demektir. Şimdi bu doğru bir büyümedir fakat nasıl bir büyüme? Reel bir büyüme değil. Yani veya sizi ileriye taşıyacak, sizi efendim hani müreffeh kılacak bir büyüme değil. Şimdi mesela orada enteresan bir rakam diyor ki bilgi ve iletişim faaliyetleri %18.1 büyümüş. Yani büyüme rakamları diyoruz ya. Evet. Bunlar büyümüş. Sen nüfus artışı bir büyümedir. Evet, harcama çünkü yapıyorsunuz. Hı hı. Vergi artışı bir büyümedir. Zam, para üretmek, para basmak, bakın para üretmek, kaydi para üretmek, kredi kartı vermek bir büyümedir. Evet. Yani şuna benziyor tekrar hani mikro bazda bir örnek verirsem, şimdi diyelim ki sizin hiç paranız yok, sıfır. Gittiniz bankadan kredi kartı aldınız, gittiniz markete 2000 liralık alışveriş yaptınız. Gidiyorsunuz hanıma diyorsunuz ki hanım, görüyor musun ben ne kadar büyüdüm, ne kadar zenginleştim, ne kadar... İşte bu büyümedir. Doğru ama nasıl bir büyüme? Sorunlu bir büyüme. Hani hormonlu bir büyüme. Evet. Efendim kaydi para üretimi bir büyümedir. Yani bankalar bunu yapıyor, kaydi para üretiyorlar. Dijital para, yani ekranda para üretiyor. Bu da bir büyümedir. Ama bu büyümenin bize bir faydası yok. Diğer taraftan doların artışı. Şimdi dolar geçen sene 6,5 liraydı bu dönemler. Şimdi 8,5 lira oldu. Şimdi dediğiniz zaman evet bizim üretimimiz, mesela diyelim ki 1000 dolarlık bir üretimimiz varsa 6500 lira yapıyordu. Şimdi 8500 lira oldu. Büyüdük. Efendim işsizlik aslında baktığınız zaman büyüme yok. İşsizlik var. Büyüme yok. Yani burada büyümeden kasıt şudur. Eğer siz reel olarak, yani dün 10 telefon üretip bugün 20 telefon üretiyorsanız bu bir büyümedir. İşte efendim senyoraj hakkını kullanırsanız bir büyümedir. Madenlerinizi çalıştırırsanız bu bir büyümedir. İşsizliğine iş bulursanız, tarımsal ürünlerinizi artırırsanız. Hani şunu diyebiliyorlar mı? İşte atıyorum 1 milyon ton buğday üretiyorduk. Hani faraza. Hani şimdi 2 milyon ton oldu. Bu %100 bir büyümedir. İşte fındık. İşte 2000 ton fındık üretiyorduk geçen sene. Bu sene 4000 ton ürettik. Bir büyümedir. Yani kimsenin kimsenin kandırmasına gerek yok. Hükümet de kendini kandırmasın. Hani bu laflar kimseye, bakın yalanlarla, çok affedersiniz yani gerçek olmayan beyanlar diyelim buna, beyanlarla hiç kimse abat olmaz. Gerçeklerin bir şekilde efendim gün yüzüne çıkma diye bir şeyi var. Ne diyorlar? Bir adeti var, bir karakteri var. Evet. Gerçeği gizleyemezsiniz. Bugün çıkmasa yarın, yarın çıkmasa 10 gün sonra, 10 gün çıkmasa 100 gün, illaki çıkacaktır. Çıkmasa Ruzi Mahşer'de çıkacaktır. Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Şimdi Türkiye maalesef gerçekleriyle yüzleşmediği için bir mafya lideri çıkıyor o gerçekleri. Yani gerçek veya doğru, biz de artık yalan mı doğru mu biz de tefrik edemiyoruz ama şu an Türk halkı oraya kilitlenmiş durumda. Gerçekleri duymak istiyor. Yani keşke hükümet hani böyle bir mafya liderinin
Hani bunları seslendirmesine müsaade etmeseydi ama şöyle bas, yani gerçekleri kendileri açıklasalardı da hiç kimse bunları söylemeseydi, söyleyemeseydi. İletişim anlamında bunlar çok önemlidir. Bakın benim en çok üzüldüğüm konu şu hususta, yani bir mafya liderinin hani hükümetin de önüne geçerek, hükümetten çok daha fazla ilgi ve alaka görerek sanki legal bir yapıymış gibi konuşabilmesidir. Ve Türk halkının da pazarın 7.30'unda saatlerini ayarlayıp, efendim telefonlarını ayarlayıp kalkıp sabahın pazarında onu dinlemesidir. E bu yani hükümetin şapkasını önüne koyması için yeter de artar bile. Bakın söylediği şeylerin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Fakat yani insanlar gerçeğe, doğruya o kadar susamış ki yani nereden gelirse gelsin kabul ediyor artık. Yani şuna benziyor. Siz çöle gittiniz, çöldesiniz, yolunuzu kaybettiniz, suyunuzu kaybettiniz. Artık bir su birikintisi görseniz bile çamur mudur, değil midir, zehirli midir, saf su mudur, menba su, bakar mısınız? Anında dalanı içerseniz. Şimdi peki, biz bu hale düştük millet olarak. Yani bir şeyleri açıklamaya, bir şeyleri görmeye o kadar hasret kalmışız ki. Yani bu suç örgütü lideri midir, o mudur, bu mudur? Yani hiç itibar edilmemesi gereken bir insanın sözlerinin bu kadar itibar görmesi iletişim bilimi açısından çok önemli. Mesela Fahrettin Altun'un özellikle buna çok iyi çalışması. Ya ben iletişim bakanıyım, iletişimle ilgiliyim. Ya nasıl oldu da şu anda bir suç lideri, bir suç örgütü lideri hukuken, hani bizden daha çok dinleniyor, millet daha çok itibar ediyor. Sadece buna odaklanması gerekiyor. Sadece buna odaklanması peki, gerekiyor. Peki bir şey daha sorayım o zaman. Burada siyaset ve toplumun yapısını değerlendirdiğimizde iletişim açısından konuşuyorsak, toplum ve siyasetin kargaşadan, kaostan, sorunlar ve polemikler üzerinden aslında sürekli gündemde kaldıklarını görüyoruz. Toplumun da buna alıştığını ve bunu sevdiğini, buna meylettiğini görüyoruz. Yani sürekli sorunun konuşulması, bir tarafın hatalarının hangi boyutta olursa olsun, hayata geçirilen işte yolsuzluktur, kara para aklamadır, işte uluslararası ticarette farklı işte gündeme getirilen meselelerdir. Bunlar film izlenir gibi izleniyor. Fakat şimdi Türkiye'de, bölgede ve dünyada karşı karşıya kalan, devletlerin karşı karşıya kaldığı, toplumların karşı karşıya kalmış olduğu bir bataklık var. Ve insanlar bu bataklığın seviyelerini mizampajla beraber, işte iletişim teknikleriyle beraber sergilenmesinden hoşnut oluyorlar. Meseleyi buradan çektiğimizde bataklığı, bataklığın seviyesini, bu bataklığa sebep olanları konuşmaktan ziyade, bu bataklığı yok olmuşluğu, devletin yok olmuşluğunu, toplumun yok olmuşluğunun önüne nasıl geçileceğini konuşanların konuşulmadığı, çözüm önerilerinin dile getirilmediği ve mevzu bahis edilmediği bir dönemi de yaşıyoruz. Karanlıktayız fakat bu karanlıkta nasıl kurtulacağını hesap edemeyen bir insanlık da var karşımızda. Şimdi son olarak bunları da konuşmanızı rica ediyorum. Şimdi Türkiye'nin ve dünyanın zifir karanlığa gömüleceğini öngören, şimdi Suriye meselesinin öngörüsünü konuşuyoruz, ekonomi meselesiyle alakalı öngörüleri konuşuyoruz, dünya ülkelerinin içinde bulunacakları ve gelecekleriyle alakalı öngörüleri konuşuyoruz aslında. Bir gazeteciler arşivi tarihi sahneden getirip yeniden bugünle beraber analiz ediyoruz. Bu yok oluştan devletlerin, toplumların, insanlığın, yönetimlerin bu yok oluşundan kurtulmasını da konuşmamız gerekmez mi? Bunlar pek revaçta değil sanırım. Bunlar pek fazla arzulanan, istenen bir noktada değil mi? Bunu değerlendirdiğimizde belki yarın bunu daha da uzun konuşmak gerekir ama Hasan Bey, bu konuda da birkaç bir şey söylemenizi rica ediyorum. Yani hukuk en fazla iktidarı korur aslında. Hukuk en fazla cumhurbaşkanını korur. Hukuk en fazla siyaseti korur. Bakın. Yani eğer hukuku kaldırırsanız oradan en fazla siyaset zarar görür. Cumhurbaşkanı zarar görür. Ben gerçekten bunu gördüm. Bakın Profesör Doktor Haydar Baş Bey ne demişti 2010 referandumunda? Hani FETÖ'nün gerekirse ölüleri kaldırın, evet deyin. Evet. Dediği yerde ne dedi? Hayır dedi. Bakın dedi, eğer bunu kabul ederseniz demokratik krallığa evet dersiniz. Beni de seçerseniz benden de iyi bir kral olur demişti. Kendini de o dairenin dışına çıt tutmamıştı. Neden? Çünkü siz hukuku kaldırırsanız devlet sistemi ayakta duramaz. Yani devlet zaten hukuki bir yapıdır. Yani hukuku ortadan kaldırırsanız devlet sistemi de aksamaya başlar. Şimdi tam bunu yaşıyoruz işte. İşte demokratik hukuk devleti, laik hukuk devleti ilkeleri çalıştırılmayınca bundan en fazla iktidar zarar gördü. Bundan en fazla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zarar gördü. Bundan Süleyman Soylu zarar gördü. Şu an Süleyman Soylu zarar görmedi mi? Görüyorsunuz. Evet. Suç lideri neler söylüyor? Bir tane cevap verebiliyor mu? Ya veriyor da
yapılan anketler ortada. Yani yani neticede iletişim açısından baktığınız zaman ben Cumhurbaşkanı yerinde olsam şunu şöyle hesaba çekerim çevremdeki adamları. Ya siz ne yaptınız ya, nasıl bir iletişim stratejisi izlediniz? Bütün kanallar bizde, medya bizde, TRT bize çalışıyor. Yani bu kadar güce rağmen bir mafya liderinin tripoduna, kamerasına, bir hani kıytırık bir YouTube kanalına nasıl biz bu kadar medya makinamızı kurban ettik, tesir edemiyoruz? Yani bu önemli bir şey değil mi? Aslında şimdi biz televizyoncuyuz. Benim en çok merak ettiğim konu acaba Cumhurbaşkanı bunu söylüyor mu onlara? Şimdi bir strateji var ve bu strateji çökmüş durumda. İletişim stratejisi. Şimdi esasında devamlı insanlara propaganda yapmak aslında şey bir şey değildir. Hani çıkar yol değildir. Bakın son bir örnek anlatıp bitireyim. Aslında çok fazla konuşacak konu var. Şimdi profesörün biri bir konferans verecek. Konferans verecek. Konferansa bir kişi geliyor. Bir kişi geliyor. Bir kişi oturuyor, diyor ki ne iş yapıyorsunuz? Ben diyor efendim seyisim diyor. İyi tamam diyor. Peki diyor sana bir şey soracağım. Sen diyor bir yere işe alındın. İşte bir ambar arpan var. Bir tane at var ama. O şeyde çalışır mısın? O atı eğitir misin? Eğitirim diyor tabii. O zaman diyor tamam, ben sana konferansı vereceğim. Hani madem ki sen bir at için uğraşmayı kabul ettin, göze aldın, hani bunu ifade ettin. O halde hani teşbihte hata olmaz. Hani ben de seni eğiteceğim. Yani bir kişi bile olsa sana anlatacağım. Tamam diyor. Oturuyor tabii profesör. Saatlerce konuşuyor. Saatler sürüyor. Nasıl buldun diyor. Ya efendim diyor, çok güzel de ben diyor şöyle yapmazdım. Yani bütün arpayı ata yedirip onu çatlatmazdım diyor. Şimdi iletişimin böyle bir şeyi, yani çok fazla milletin kafasına vura vura hani bazı şeyleri dayatırsanız çatlar o at. En son size inanmamaya başlar. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız mesela bence bir iletişim hatasıdır. Bana göre, yani ben bir hani iletişimci gözüyle bakıyorum. Her konuşmasının böyle kesilerek kanallarda saatlerce verilmesi mesela iyi bir strateji değil. İletişim açısından değil. Yani devamlı Cumhurbaşkanı her konuyu anlatması Cumhurbaşkanı'nın hani iletişim kadrosunun çok üzerine düşmesi gereken bir konu mesela gibi. Yani bunun gibi yüzlerce örnek verebiliriz. Peki. Yani arpanın tamamını bize vererek bizi çatlatmana gerek yok. İşte tam da bu yaşandı Türkiye'de. Peki. Yarına bırakalım. Hasan Bey teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, bitiriyoruz. O kadar çok konu var ki biriken, konuşmamız gereken, sizlerin de merak ettiği aslında bu meselelerle alakalı siz ne diyeceksiniz biliyoruz bunları. Sizlerden gelen mesajlar üzerine aslında güncel meseleleri de konuşmak, değerlendirmek istiyoruz ama bu kargaşa ve kaos içerisinde sizler merak ediyorsunuz. Bizlerin aslında bu ekranlarda, Meltem ekranlarında Türkiye'nin, Türkiye'yi ilgilendiren, toplumu ilgilendiren, devletin yapısını ilgilendiren meselelerle alakalı Meltem ekranlarının ne diyeceği önemli bir yere sahip. Çünkü öngörüleriyle beraber biz milletin, devletin bütünlüğünü, birliğini ve beraberliğini düşünerek mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de yayın hayatımıza devam edeceğiz. Yarına bırakalım birçok başlığı. Yarın aynı saatte Parantez programında karşınızda olacağız. Kendi çiftliklerimizden el değmeden üretilmiş sucuklarımız, kavurmalarımız helal kesim ve kibar köy güvencesiyle sofralarınıza ulaşıyor. Sipariş hattımız 0542 142 26 26. Çağın bilgesi Profesör Doktor Haydar Baş'tan bir ilim hazinesi daha. Kur'an ve sünnet ışığında büyük İslam ilmihali zekat. İslam'ın 5 temel esasından biri olan ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın pek çok yerinde namazla birlikte zikrettiği zekat hakkında yazılmış en kapsamlı eser. Zekatın fıkhi meselelerini 4 mezhebe ve Ehl-i Beyt ekolünün görüşlerine göre ele alan eser, zekatın bugüne kadar yazılmamış yönlerine de ışık tutuyor. Profesör Doktor Haydar Baş'ın kaleminden Büyük İslam İlmihali Zekat.
buranın o kokusu, havası, insanların çalışma sistemi o kadar çok hoşuma gitti ki büyüledi beni yani. Bu kursa geldiğimde kendim...